Terra Classic. A yükseltmesinin Binance desteği kazanmasıyla diyor launch fiyatı 3.02 doları hedefliyor şeklinde tabi haberi görüyoruz. Üzerine konuşmaya çalışacağız ve tabii ki de genel durumunu değerlendirme gayreti içerisinde olacağız şeklinde ifade edebilirim. Launch'dan bahsedeceğiz. Beğenip abone olalım ama tabii ki izleyenler kesinlikle bunları da gerçekleştirmeden geçmesinler lütfen. Hem bir beğeni bırakırsanız hem de kanala abone olursanız memnun olurum diye ifade etmem mümkündür. Durum bu şekilde. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hem videoyu beğenenlere hem de aynı zamanda kanala da abone olanlara diye ifade etmiş olalım tekrardan. İsteyenler Facebook üzerinden de tabii ki takip edebilir ve veya katıl üyesi de olabilirler. Bunları da hatırlatmış olalım tekrar. Bu noktada bunların linki de tabii ki açıklamalar bölümünün en alt kısmındadır. Dileyenler orası üzerinden erişim gösterebilirler isterlerse. Şimdi burada Binance'la alakalı birincisi yapılan yükseltmenin tabii doğrudan fiyat ile alakalı olan bir bölümü yoktu. Bunu bir kere söyleyelim ilk etapta. İkincisi yani gerçekleştirilen yükseltmenin şeyle bir alakası yoktu. Onu söylemeye çalışıyorum. İşte fiyatı yükseltecek mi? Fiyatı ne bileyim düşürecek mi? Ne yapacak fiyatla alakalı gibi aslında değerlendirebileceğimiz bir kısmı yoktu işin. Binance'da gördüğünüz üzere zaten destekledi. Zaten de desteklemesi bekleniyordu. Netice itibariyle yani bekleneni gerçekleştirdi aslında. İkincisi hem tax burn'ü düzenlemek, otomatik faaliyetler yapmak. Dolayısıyla ilk etapta maliyete yönelik de ciddi şekilde maliyetle alakalı da pozitif işler çıkartması bekleniyordu. Bu mevcut şey yani aslında daha sürdürülebilir diyebileceğimiz aslında sürekliliği artıracak olan ve rutinde zaten iyi işler çıkartmasını bekleyebileceğimiz diyelim bir yükseltme ve değişim süreciydi diyerek aslında bu durumun altını çizmemiz lazım. İkincisi 3.02 noktalarına gelecek olursak hani tabii ki hep söylüyorum bunlar çok farazi söylemler. 3.02'ye yükselmeye hazıra. O ne demek yani? Sonuçta ne zaman yükselecek 3.02? Tabii ki bu hani geleceği görmeye çalışmak oluyor. Hani o şey oluyor mesela böyle kahinlik mi, medyumluk mu neyse o onunla da oluyor. Sonuçta hiçbir zaman şu fiyat şöyle işte şu fiyat olacak burada böyle gibi fiyat olacak diye bir şey yok. Yükseliş öngörüsü, ilerleyiş öngörüsünde bulunulabilir. Şu fiyatta şöyle olacak işte burada bu tarihte bu fiyat olacak diye bir şey olmaz. Ya bunu tabii ki kripto ortamı spekülatif olduğu için tabii art niyetli insan da çok. Daha fazla böyle gevşek olaylar çok fazla oluyor. Mesela normalde aracı kurumlar büyük istikrar sağlamayan hisselerde bile bakın borsadan bahsediyoruz ha. Buralarda bile fiyat tahmini yapmaktan kaçınırlar. Mesela teknoloji hisselerinde falan bayağı kaçınıyorlar özellikle. Bunlar çok önemli konulardır yani. Çünkü adam yapmıyor. Çünkü farklı çıkma ihtimali yüksek. Ya burası bunun dibi. Öyle zaman dilimleri oluyor ki bir görüyorsun fiyat işte en yakın mesela Şubat-Mart aylarında daha bu sene bak Şubat'ta Mart'ta vesaire aşırı derecede göründü. Yani Şiba önünde yok işte örnek veriyorum 9 noktasında bir koydu 0 atıp üstüne 4.05'e işte yükseldi. 5-6 kat sadece birkaç günde. Birkaç gün önce de öyle değildi işte. Ya o yüzden bunlar çok fazla fark ediyor. Hal böyleyken nasıl değil mi 3.02'den nasıl konuşacaksın? Tabii ki potansiyel var. Tabii ki
Önümüzdeki etapta faizler düştükçe çok çok iyi performans beklentimiz diyelim söz konusu. Fakat geldiğimiz noktada ne zaman nasıl bunu hani bunun şeyi yok. Sonuçta bunun bir öngörüsü yok. Aha şu tarihte tam getir söyle şu tarihte diye. Şöyle olacak diye. O yüzden önümüzdeki aylar tabii ki faiz indirimleriyle devam edecektir. Bu şekilde bir şey olmaz. Yatırımcı isteyen istediği varlığı alır, istemeyen almaz. Bu kadar. Yani kafayı anlamsız şeylerle doldurmaya gerek yok. İsteyen alır, istemeyen almaz. Bu kadar. Neticede bunları bilmek lazım. Bir de yakın falan yapacaklar biliyorsunuz. Bu da bayağı önemli konulardan diyelim aslında bir tanesi. Çok 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 önemli hatta. Şu anda gelecek olan yakın süreci ve bu mevcut genel ortamı inanılmaz derecede bir hype'a sürükleyecek diyerek altını çizmemiz gerekiyor. Haberiniz olsun çok güçlü olacaktır. Bu noktada şu şekilde algılanması yani kısa süre içerisinde fiyatı 50 katına çıkarmaz ya da nasıl bir anlık etki gösterir onu bekleyip göreceğiz. Ama söylemeye çalıştığım şey şu benim aslında. Burada asıl olan devamındaki faiz indirimlerinden önce ortamı bayağı bir dediğim gibi alevlendirecektir, bayağı bir ateşleyecektir. Ve bu noktada çok büyük beklentilerle açıkçası karşımıza geliyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. O yüzden dikkat edelim. Böyle de bir durum var. Bu yani aslında. Burada tüm söyleyebileceklerimiz, ifade edebileceklerimiz azından çoğuna bu şekilde. Şu anki fiyatları uygundur. Dediğim gibi zaten pozitif bir süreç var. Piyasa FOMO'ya yatkın. Özellikle BTC 64 bin küsur hatlarını kırdıktan sonra muhtemelen piyasada çok daha ciddi bir altcoin'ler noktasında çok daha ciddi bir fiyatlayabilirlik söz konusu olacaktır. Önü daha da bir açılacaktır yani onun da altını çizmiş olalım. Bu gibi bazı belli başlı pozisyonlardaki kırılımlar ekstradan önemli. Çünkü önüne bir geçtiği zaman fiyatlayabilirlik bayağı bir yükselmiş oluyor. Fiyatlayabilirlik bayağı bir artmış oluyor diye altını çizmek lazım. Ya durum böyle dediğim gibi şu an için bu şekilde ifade etmiş olalım. Zaten ilerleyen videolarda da değerlendirmeleri sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşçakalın.